Show. Yeni Çağ Gazetesi yazarı Murat Arel telefon attığımızda konuşalım başına ne gelmiş diye. Çünkü bir film senaryosu gibi. Murat hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Valla anlattıklarına ben inanamadım. Sen bir bize şöyle bir videon vardı. Bugün Gazete Pencere'de de genişçe gördük anlattıklarını. O videoda diyorsun ki bana mesaj geliyor, benim hesabımla bir şeyler yapılıyor ama benim haberim yok. Nasıl oluyor bu iş? Evet, şöyle. Sayın Cumhurbaşkanı Libya'da şehitlerimiz var dedikten sonra bize daha önce gelmiş olan ama resmi kurumlarca açıklanmamış bazı bilgiler vardı. Bu bilgilerle de bizim gazetemiz Yeni Çağ Gazetesi bir açıklama yaptı. Daha doğrusu bir haber yaptı. Teyit edilmiş ve resmi kurumlardan da doğrulanmış bir haber yaptı. Ardından da ben de akşam daha önce bununla ilgili paylaşımlar yapan çok değerli isimler vardı. Mesela birisi Abdullah Ağar'dı. Evet. O şehit olan komutanlarımızdan bir tanesinin resmini paylaşıp onunla ilgili haber paylaşım yapan Abdullah abiydi. Aynı zamanda birçok gazete ve o dönemde şehit olan askerlerimizin silah arkadaşları, dernekler bunlarla ilgili paylaşımlar yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı dile getirdikten sonra ben de Twitter hesabımdan şehitlerimizin ikisinin olduğunu sadece şu konuya sitem ettim. Şehitlerimiz neden böyle sessiz sedasız gömülüyor diye bir ibarede bulundum. Akşam bu paylaşımı yaptıktan sonra çok fazla etkileşim aldı ve tanımadığım 600 tane yumurta hesap diye tabir edilen yeni açılmış hesaplar beni takip etmeye başladılar. Hı-hı. Ertesi gün İzmir'de imza günüm olduğu için ben de şöyle bir şey yaptım. Erken uyuyup bir an önce sabah erken kalkacağım için de dinlenmek isterim ama bir anda bir mesaj geldi. 33-32 diye bir servisten. Cep 4.5G'den 2G'ye geçmek istediğinize emin misiniz minvalinde? Dedim, doğru bir soru yani. Kim yapar ki böyle bir şey? Aynen yani düşünsene 4.5G ile kullanıyorsunuz 2G'ye geçeceksiniz. Sonra bunu sorgularken bir de aynı mesaj geldi. Ya dedim kesin bir şey yapılıyor. O sırada da normalde hesaplarımıza girmek için giriş yapılmaya çalışıldığında doğrulama kodu gelir cep telefonumuza. 3 tane ard arda doğrulama kodu geldi. Tabii ben cep telefonumla internete girmeye çalıştım ama 2G'ye geçirdikleri için hesabı yani telefonu hattımı ben internete giremedim. Masaüstü bilgisayara geçtiğimde ise artık her şey için çok geçti. Hem Twitter hesabım hem de Hotmail hesabımdaki bütün bilgilerin tamamı değiştirilmiş. Bütün bilgiler başka kişilere aktarılmış. Değiştirilmiş derken ne yapılmış yani? Mesela Twitter'a giriş yaptığım mail hesabım. O değişmiş. Başka bir maili değiştirmiş. Orada kayıtlı olan telefon numaram başka bir numaraya kaydedilmiş. Peki onlar belli mi Murat? Ben onları tespit ettim. Bunlarla ilgili zaten suç duyurusu yapacağım. Onun için tespit ettim zaten. Peki onları biliyorsun yani şu anda numara belli. Aramadın mı merak Bilmiyorum. Edip de kimsin kardeşim sen diye? Cevap vermediler. Yabancı numara. Yurt dışı mı? Yurt dışı. Ha yurt dışı. Mail de aynı şekilde. Mail de attın ona da cevap vermediler öyle mi? Mail atmadım. Çünkü ilk başta mailin ilk 3 kelime şeyini harfini bulmuştum. Sonra tamamını buldum. Ama kim olduğunu az çok tahmin ediyorum. Ben sadece işte hukuki olarak bir sonuçlansın duyuracağım bunu da. Ardından ben Türkcell'e ulaştım. Neden 2G'ye geçirmek? Evet. O da şunu söyledi. Murat Bey dedi. Siz onay mail atmışsınız dedi. Onay mesajı atmışsınız dedi. Ya sen, dedim, senin telefonunu böyle... senin adına kullanmışlar yani numaranı. Aynen öyle. İşin kısası özeti bu. Benim telefonumu benim haberim olmadan kullanmışlar. Benim telefonuma gelen mesajı görmüşler ve bütün o doğrulama kodunu girerek de bütün hesaplarımızı almışlar. Aynısı Batuhan'ın başına da geldi. Batuhan'a geldi. Yani valla inanılmaz bir şey. Bu tabii çok esrarengiz de bir olay. Ortaya çıkartılsın diye bir girişim var mı? Mesela hükümet Türkiye Cumhuriyeti'nde bir vatandaşın başına böyle bir şey geliyor. Bilgileri çalınıyor paylaşımından sonra bu tip tehditlerle karşı karşıya geliyor. Benim vatandaşım Türkiye bir hukuk devleti onun hakkını korumak benim görevim diyen olmadı mı yani? Hayır tabii ki canım. Hiç mümkün değil böyle bir Allah şey aramadı Allah. Bile. Aramadı bile aynı zamanda şöyle söylüyorum ben zaten bundan 10 gün önce şöyle bunu ilk başta bana bu işlem yapıldığında ilk aklıma gelen çok açık söylüyorum. İlk aklıma gelen yazdığım kitapla alakalı dedim. Orada çünkü Pelikan'ı çok anlatmıştım. Evet. %90 dedim bu ekip dedim. Ben ondan şüphelendim.
Sabah Batuhan'ın adına da böyle bir durum olduğunu öğrenince bunun sistemli bir operasyon olduğunu anladım ve Turkcell'den de bana dönüş yapılınca artık netleşti. Çünkü kurumlar bu işin içine müdahale olduysa kimin yaptığı az çok bellidir zaten. Doğru. Peki. Geçmiş olsun Murat. Çok teşekkür ederim. Bunun üzerine hesabını geri aldın. Bizi dinleyenlere onu duyuralım. Zaten sen de duyurdun onu. Onu zor mu oldu geri almak? İlk defa sen de bir şey açıklayayım mı ben? Buyur. Hesabı ben geri almadım. Hesabı onlar bana geri verdi. Hadi canım. O kaydettirdikleri numaradan bana WhatsApp'tan mesaj yazdılar. Bununla ilgili şifreleri ve kullandıkları parolayı verdiler. Çok güzel. O parolayı aldıktan sonra ben bütün bilgilerin tamamını değiştirdim. Daha bak. Ama değiştirmeseydin nasıl adamlar istediği zaman çat diye giriyorlar. Niye değiştiriyorsun ki? Aynen öyle. Yani gereği yokmuş. Peki bir mesaj attı mı sana o pinleri şifreleri gönderen adam? İnsan. Mesaj atmadı. Ben de şöyle bir yazı yazdım onlara. Yani kendilerine hitaben çok kendimi anlatan bir çok naziksiniz deseydin. Yok, onu yaz. Daha doğrusu şöyle, sizin derdiniz ne? Neden bu tür şehit gelmesini engellemek yerine bu tür işlere girmesini anlamlandıramadığım için sadece şöyle dedim. Siz Kemalist gazeteci, vatansever gazetecilerle uğraşacağınıza şehide kelle diyen ve aynı zamanda kahraman şehitlere birkaç tane şehidimiz var diye aşağılayıcı bir dil kullanan insanlarla uğraşın diye bir mesaj attım. Tabii cevap gelmedi. Sonra da engellediler beni. Peki, tamamdır. Murat, geçmiş olsun diyelim. Saygılar sana. Çok teşekkür ederim.